Oğlum bu pembe nasıl bir kafa yaşıyor lan? Gidiyor o kadar naneden sonra bir de kalkmış İsmet Bağa geri dönüyor öyle mi? Vallahi öyle abi. Hayır kendisi yetmiyor bir de anasını göndermiş. Geldi kadın uzatmış elini, öp elimi bitsin bu küslük diyor. Şaka gibi ya yemin ederim. Neyin kafası bu ya? Oğlum bunlar analı kızlı kafayı yemiş iyice ya. Neyse abi. Ben o pembeyi çok fena yapacağım. Onu bütün Ürgüp'ün önünde rezil edeceğim. Bak görürsün sen. Ne yapacaksın lan? Oğlum şu şeytanı kızdırma ya. Ondan sonra kapımıza dayanıyor, acısını bizden çıkarıyor. Gerçi bir tek canımız kaldı anasını satayım. Onu da alacak hali yok herhalde. Yok yok abi, sen merak etme. Var ya kaç zamandır içimde öyle bir öfke biriktiriyorum ki pembeye karşı. Ya nasıl anlatayım? Böyle volkanik dağ gibiyim ya. Fokur fokur kaynıyor içim. Patlayacağım. Çok pis patlayacağım. Hazır bana böyle gollük pas atmış. Ben 10-90'a takmaz mıyım şimdi? Şişt, ne yapacağım lan? Bak şimdi acayip merak ettim ha. Gülsüm! Gülsüm ne yapıyorsun? İyi, halama gidiyorum. Dur kız, ben seni bırakırım. Gece gece nereye gidiyorsun tek başına? Uğursuz var. İsmet, oğlum ne yapacağını anlatacaktın lan. Oğlum, bak. Hadi beraber gidelim, nereden? Şuradan, gel. Gel. Bak. Hadi yat bakalım. Allah rahatlık versin. Güzelce ne uyu? Bak sabah kalkamıyorum Metin. Anne. Sınıftaki herkesin annesi babası gelip mesleklerini anlatıyorlar. Sebep? Ya işte meslekleri tanıyalım diye bir şeymiş. Bize örnek olacaklarmış. Sıra bana gelince ne yapacağım? Hangi günmüş o? E sen bana önceden haber et, gelirim ben. Anne, sen gelip ne anlatacaksın? Nasıl bulaşık yıkanacağını mı? Nasıl bebek emzirileceğini mi? Hem sınıftakilerin hep babası geliyor. Onlar çok güzel anlatıyorlar. Keşke benim babam da olsaydı. O da güzel anlatırdı. Sen benden utanıyor musun Metin? Yok, utanmak değil de işte. Sen yine de gelme. Ben öğretmenle konuşurum. Annemin işi var, gelemiyor derim. İyi, tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle de. Haydi yat haydi. Ne arıyorsun camı? Hayırdır ya? İnsan gibi selam veriyorsun. Şaşırdım vallahi. He, veriyorum. Ne olmuş? Hayır yani ben selam verdiğim zaman odunla girişiyorum. Sen isteyince konuşabiliyoruz demek ki. Var laf cambazlığı yapma Cemal Efendi. İkimizle ilgilenirin çok önemli bir meseleyi konuşmak için buradayım. Lan gene mi hamlesin yoksa? Diyeceğim ama yok ya, teknik olarak imkansız. Sen bundan sonra benim saçımın teline bile dokunamazsın. Onları bir geçeceğim. Aç kulaklarını da beni iyi dinle. Metin okulunda öğrencilerin anası babası gelip mesleklerini anlatıyormuş. Oğlan benim mesleğim yok diye istemiyor, utanıyor. E mecbur sen gideceksin. Ne? Ne diyorsun sen ya? Allah Allah! Bir gören duyan olur, saçmalama Fatma. Vallahi bir kılıp bulacaksın Cemal Efendi. Ve okula gideceksin. Ya tamam gideyim de ne diye tanıtacağım kendimi? Babasıyım mı diyeceğim ya? Vallahi ben bilmiyorum artık. Nasıl tanıtırsan tanıt. Oğlan orada boynu bükük kalmayacak. Lan acındırma bebeği bana. Senin yüzünden zaten acınacak halde be. Vicdansız. Babası olarak bari bunu yap. Ya Fatma ne diyeceğim? Kimsin nesin diye soracaklar. Allah'ım ya. Neyse ya. Giderim anasını satayım. Bir yalan da onlara sıkarım. Ulan Cemal ya. Sağ boşuna kırk ayak dememişler ha. Vallahi.